Gizem. Nereden? Buradan. Aferin oğlum. Bak nereye fıçtı burada. Ay çok güzel. Teşekkür ederim. Sana teşekkür bunlarla. Herkese merhaba. Merhaba herkese. Hoş geldiniz yeni videomuza. Güne bereketli başladık. 3 tane yumurtayla başladık. Hava biraz soğudu gerçi ama gene de yumurtluyorlar, geliyorlar buraya. Evet. Tavuklarımız arka bahçeye falan geçmeye başladılar. Eşeleniyorlar, güzel herhalde doğal bir şeyler buluyorlar. İnşaatımız bugün biraz ara verdi. Şu an saat 2.30 gibi. Ustamızı gittim aldım, fayansçı ustamızı. Şimdi banyomuzu, tuvaletimize devam ediyor fayanslar için. Ben de çarşıya gittim. Bu taş duvarlar için ne yapabiliriz diye Gizem'le bayağı bir kafa kafaya verdik. Sizin yorumlarınızı da okumaya çalıştık. Her ne kadar cevap veremesek de kusura bakmayın. Ama her gün çok yoğun çalışıyoruz, görüyorsunuz. Bir yandan da video yetiştirmeye çalışıyorum size. O yüzden hani böyle tek tek cevap vermek inanın çok zor. Ama elimizden geldiğince okumaya, bilgiyi almaya sizden çabalıyoruz. Şimdi bugün taş duvarımıza vernik yapalım diyorduk ama vernik videolarını izledik. Taşı çok parlatmış. Evet, çok parlak görünüyor. Hiç hoşumuza gitmedi. Evet, yani parlak vernik hiç hoşumuza gitmedi. Acaba mat vernik mi yapsak dedik. Ben de bugün Bayındır'da sanayiye gittim. Orada ne yapabiliriz diye. Dion'un özel bir ürünü varmış. Onu aldım. Şimdi onu bir deneyelim. Tamam, bakalım nasıl olacak. Bu aldığımız şey taşı kendi görünümünde tutuyor. Ama o tozu, işte taşın parçalanmasını falan da engelleyici bir şey. Evet. Bakalım işe yarıyor mu? Bence yarayacak gibi bakalım. Şimdi kafamızdaki soru işareti şu. Taşların arasına derz atalım mı? Atmadan bu uygulamayı yaparsak daha mı güzel olur? Yani aslında hani böyle Almanya'dan falan hani takipçilerimizden yazanlar oluyor ya böyle, onlar hatta bir takipçimiz şu anda aynı bizim yaptığımız şeyler yapıyoruz. Önce sıva, hani temizleyip sıva çekip sonra vernik atın dedi ama gel taşların orada konuşalım. Bir orada bakalım. Şimdi bak, bu taşları ger ne kadar biz aralarını şey yapsak da ister istemez. Çok tozlu. Yani bunu yıkayacağız. Evet. Aslında işte bunu en başta yapmalıydık. Şimdi üstüne de sıvalar geldi. Tabii iyice karman çorman oldu. Tabii bak, iyice aslında kırmak lazım. Bunu makineyle zımparalamak belki hani iyice yok etmek lazım. Evet. Artık nasıl yapacağız bilmiyorum. İş başa düştü. Evet, bayağı bir iş çıktı yani. 2 gündür burada bayağı cebelleştim. Levent Usta ile bunları kıracağız diye. Evet. Şimdi ya bunları şimdi bir su tutup temizlersen hepsi dökülmez mi? Şunlar dökülmez. Ya bunlar dökülmez. Bayağı bir akacak ama. Şu tozlar gider. Yaptık biz. Buraları bak su tuttuk. Ha, öyle mi? Şuraya mesela su tuttuk. Aa tamam. Ya o zaman şey yapalım. Şu tozlar bence gidiyor. Bence şöyle yapalım. Komple bir su tutalım şöyle şeyle. Bak biz zaten buraya su tuttuk. Bence getireyim ben o verniği. Vernik de değil de. Şuna bir deneyelim bakalım. Şuraya tamam, mesela. Deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Yetecek mi peki bu odaya vernik? Ne kadar aldın? Pahalı mı? 10-15 metrekareye yetiyormuş. Ha, iyi. Burada kaç para verdin ona? 300 küsür lira. Pahalı ya. 2,5 litre. Evet tamam. Bir deneyelim. Tamam mı? Tamam. Daha sonra zaten diğer yerleri yıkayacağız. Evet. Şuna karar vermemiz lazım. Takipçilerimiz de bize yardımcı olsunlar. Hı hı. Bunların arasına derz yapalım mı? Yoksa onu sürüp geçelim, bu şekilde mi kalsın? Şimdi derz yapmazsak bak burada aralıklar var. Tabii var. Onlar tehlikeli yani, akrep falan çok burada zaten var yani, akrep var. Hani aralara girer. Gerçi hani oraya girdikten sonra pek bir zarar vermez insana ama. Sonuçta orada ya zaten bu kapı pencereye sineklik yaptıracağım ben. Sineklik yaptırsan da aşkım giriyor akrep. Ya girer de. Giriyor yani. Şuradan falan girer. Girer de işte o vernik, o süreceğimiz şey onları da biraz uzak tutuyormuş. E tamam o zaman. Ama işte şu çukurlar tabii bakınca çirkin gözüküyor yani. Evet olsun ya, doğal görünüyor hani. He? Çok kötü görünmüyor bence. Baksana doğal. Şuraya mesela, şuradaki çukurlara. Evet. Hani onları kapatmak. Ya işte çok çukur olan yerleri olmazsa kapatırız. Hani çok fazla çukur olan yerleri. Ya şimdi benim korkum, buna derz yapacağız. Gene hoşumuza gitmezse O zaman gene iyi. Abi burada gidersen oradan, burada toz kalkar. Tamam biz şimdi çıkıyoruz. Biz çıkalım o zaman. Tamam. Şu yamuk oldu dediğin yeri şimdi gördüm. İlk defa fark ettim. Şu duvar işte. Sprayı alalım Allah. Hı? Sprayı aldık. Evet, oranın düzelme şansı yok mu ya? O şey... duvar örülürken yukarı yanlış. Aa. Terazisiz örülmüş. Bak şimdi. Efendim? Bu var ya. Nasıl? Bak. Bu fayans. Şu kadar yamuk yani. Bunların takımı vardı. Bunları sana aldım. Tamam aşkım, teşekkür ederim. Çıkar bakalım. Şu benim. He. Şu benim. Tamam. Bunlar benim. Şu saksılar. Evet, çok güzel olmuş. İyi oldu bunlar ya. İyi oldu. O kaç lira sence biliyor musun? Kaç para? 7,5 lira. Yani gene hani... Çok iyi ya. İyi yani. Onu aynen. Sen başka yerden var ya, evet, kaç para o bile? İyiymiş. 7,5 lira bence, evet, bedava. İyiymiş. Bedava değil tabii de ya. Şöyle yani demeyelim, hemen zam yaparlar belki. Yani deme şöyle, zaten yeterince her şey pahalı. Bari uygun bir şeyler bulalım. Şimdi bunları ben toprak şey yapıp döküp şu yeni aldığımız menekşelere ekeceğim. Onları da pencerelerimizin önüne koyacağım. Tamam. En azından hani bir kısım, şimdi bahçeyi kullanamıyoruz. Normalde o aslında menekşeler şöyle yolda çok güzel oluyorlar. Aslında aklımda böyle bir şey vardı ama inşallah şu bahçe toparlandıktan sonra böyle yürüme yolunun kenarlarına ona menekşeler. Bu bahçede olmaz bence. Burada olmaz da öteki tarafta yaparız. Bence onu balkonda, cam kenarlarında çok güzel olur. En azından evet, evde yaşarken hani bir çiçek tutuyoruz. Yok şu hani arka tarafa teras yapıldı ya. Hani onun önüne belki. Ha, oralara yaparız evet. Orayı güzelleştireceğiz evet. Hayvanın olmadığı yere güzel olur. Evet. Bir deneyelim bakalım. Çok suyu sevmiyormuş zaten menekşe. Tamam. İyi bir şey yani o. Çok ağır anneciğim, koyamam onu. Orada gitmez. Sen onları getir. Onlar da çok ağır. Ay, oh. Bu ne ama? Buradan geçeceğiz. Buradan geçeceğim bence. Geç gel. Hadi götür onu annene. Geç orada. Ver bana. Yürü sen, ben sana ileride vereceğim. Süreyim burada değil mi? Hayır orada değil. Gel bak. Delmek için. Onları delmek için tornavida ya da bir şey lazım. Evet onu da yapayım. Torftan mı yapacaksın? Ya. Torf mu dolduracağım? Evet, ondan yapayım ya. Biraz içine şey koyarım. Nedir onun adı? Taş. Anne taş. Biter mi bu işler? Vallahi bitmez ya. Vallahi ilk başladıkları performans yok ustaların. Buradan doğruyu da, yanlışı da, güzeli de, kötüyü de sizlerle paylaşıyoruz. Güzel yok, güzel. Ama yani böyle hızlı olsun derken bazı şeyler yanlış gidiyor. İster istemez keyfimiz kaçıyor açıkçası. Çünkü biz ya iyi niyetli yaklaşıyoruz. Hani kimseyi üzelim, kıralım böyle bir şeyimiz yok. Ama bazı şeyler de istediğimiz gibi gitmediği zaman... Sonuçta zaman ve para harcıyoruz. Ben 20 gündür burada bekliyorum yani ustaların başında. İş yapılmadığı zaman da gerçekten insan huzursuz oluyor. Şimdi bugün fayansımız devam ediyor. Öğleden sonra başladı işler ama üst duvarımız yarım kaldı. Davut Usta bugün Ayvalık'a gitmiş. Şimdi bize tabii ustanın numarasını isteyen takipçilerimiz var. Biz de tüm iyi niyetimizle numarasını veriyoruz ustamızın. Ama hata mı ediyoruz bilmiyorum. Kendi bacağımıza sıkıyoruz gibi bir hal almaya başladı durum. Yani bizim işlerimiz bitmeden daha teslim alamadan evimizi tuhaf şeyler oluyor tabii. Bu da insanı ister istemez düşündürüyor ve üzüyor. Evet. Hayırlısı bakalım. Artık alıştık böyle şeylere gerçekten. Değil mi? Burası ya, burada ülkemizde maalesef bu konuda pek düzenli çalışan bir şey yok, sistem yok. Ya bunu söylemek acı ama ya öyle yani. Bunu herkes gerçekten biliyor. Öyle yani. Bizimle alakası olan bir şey değil yani bu. İnşallah şuralar biter bir an evvel. Bir de bu molozların da kalkması lazım. Yani buranın artık toparlanması lazım. İnşallah bu iş Mart'ta bitmiş olur. Çünkü bizim buralara artık bitki falan... Yani valla ben, ustalar çok hızlı işe giriştiler. Lazım. Çok kısa sürede biter diye düşündüm ama daha taş odayı bile aradan çıkaramadık yani. Bir tek köpeklerin kulübesi. Allah'tan çatı da bitti. Diğer bir sen başlatıyorsun. Evet. Bir gün bu bahçe böyle çiçekler içinde yemyeşil, o kadar düzenli ve nizamlı olacak ki. Ya bir şeyleri bu zorluğun altına girmeden güzel bir şey olmuyor. İnşaat olmadan bir şeyleri yenileyebilir misin? Ata, onun üstüne çık. Neyin? Çık. Çık en tepeye. Bana dön. Kaldır balyozunu havaya. Buraya mı? Evet. Buraya mı? Evet. Gölgelerin gücü adına de. De ki, bağır böyle. Gölgelerin gücü adına. Kaldır onu havaya böyle. Gölgelerin gücü adına de. Bağır. Öyle değil. Gölgelerin gücü adına diyeceksin. De hadi. Sen He-Man misin yoksa Thor musun? Doğuyum. Thor musun? Evet. Çık o zaman buraya. Evet de. Evet. Bağır böyle. Çık oraya. Kaldır balyozunu havaya. Kaldır. Evet. Ama ayakta durman lazım önce. Kaldır şimdi. Evet de. Şimdi onun bir tanesini yap da ondan sonra şu bir verniği bir şeye bir atalım duvara. Bir gösterelim 2 dakika. He? Tamam, olur. Onu bir deneyelim, sonra hızlı bunu beraber yaparız. Olur mu? Olur. Bence güzel saksı almışım bak. Bence de evet. İkili güzel oldu. Evet, güzel oldu. Hem taşıması da kolay. Evet. İkili yap bence, üçlü yapma. Neden? Çok küçük. Ama sığmaz mı? Yetmez mi yani? Hayır. Biraz daha derin yap bence onu sen. Ay, bu ne? Yok, şey yapacağım. Neydi adam bana? Üstüne toprak atacağım. Onu kafana takacaksın oğlum. Ya da ver bana, ver. Ay ata. Evet, daha şu sürgülü kapımızın altına beton atılması gerekiyor. Aslında işte bu kapı yapıldığı anda bu iş yapılaydı, değil mi? Betonu mesela, kapıyı, sürgülü kapı yapıldığı anda atsalardı bir daha iş olmayacaktı yani. Evet. Ama çok dallı budaklı, evet, her şey bir anda olmaya çalışıyor. Ya her şey bir anda olsun istiyor. Herkesin tarzı, tavrı farklı. Ama ister istemez işte. Şöyle fırçalar aldım. Küçük yerleri yapmak için, büyük yerleri yapmak için. Biz şunu alalım. Eldivenimiz. Bakın bu. Yüzey koruyucu diyor. Bakın. Pres tuğla, taş beton, brüt beton, sıva yüzeyleri dış görünüm değiştirmeden korunmasını sağlar. Su itici özelliği varmış. Su geçirmiyormuş. Tozlu yüzeyler temizlenip yapılması gerekiyormuş. Gel bir deneyelim bakalım. Gel. Evet, bu araları görüyorsunuz bayağı bir boşluk var. Bunların doldurulması lazım illaki. Şöyle göstereyim durumu. Bakalım, deneyeceğiz şimdi nasıl olacak. Şöyle. Bu da bayağı bir boş. Evet, gel buradayım. Ama baksana nasıl bir şey. Aa evet. Sıvı bir şey. Hı? Su gibi. Bu böylece mi kullanılıyor, yoksa bunu sulandırma falan öyle bir şey var mı? Yok, direkt böyle uygulanıyormuş. Bakalım şuraya mesela nereye yapalım? Şuraya. Ha, oraya bir yap bakalım. He? Yalnız şey o kadarcık şey bunun yetmez ha, ben sana söyleyeyim. Bunu Allah ne verdiyse sürmeyeceksin herhalde. Buraya mı yapayım, şuraya mı? Bir yap, ha oraya yap bakalım. Şuraya bir şey. Aynen, bir yap oraya. Ne kadar suyla burayı yıkasak da, görüyor musun? İllaki, evet ya. Çünkü sıva dökülüyor yani. En dibe kadar da temizleyemiyorsun sıvayı. Evet. İstersen oraya götür, akamasın içine. Dikkat et. Dene. Hazır mıyız? Evet. Oo. Hı? Anne. Ay aman, dikkat et anne. Anne. Ha. Evime gidelim. Tamam. Böyle. Evime. Tamam. Nasıl? Bayağı güzel oldu ama şey yok ya, olmaz. Ders atılması gerekiyor şunlara. Çok dökülecek. Ama tuttu şu an. Tuttu mu? Ama gene de. Yok ya. Bayağı bolca sürmek lazım. Evet evet, bol bol sürmek lazım o zaman. Ders... Güzel oldu mu? Güzel oldu aslında yani, baksana parladı böyle, tertemiz görünüyor da. Ama yani çok pislik olacak. Şu an aslında ama... Yok aşkım ya, olmuyor. Baksana pislikçe şey, pislik çıkıyor. Hı? Ama çok güzel koktu. I'm sorry. Ne yapacağız? Maalesef yapacaksın yani. Bu taşın üstüne aralara da vernikleniyor değil mi? Çok hoş oldu ama. Ya bu taşın böyle de motifi böyle güzel, biliyor musun? Evet, böyle de güzel. Ama işte... Aralardan dökülmesi ilginç şey. Ya sıvayı böyle ipincecik yapacağız. Onun da işte... O da parmakla yani günler sürer. Günler sürmez de uğraşmak lazım. Yani işte neyse. Tek tek parmakla mı yapılacak öyle vernik? Şey, vernik diyorum. Yok, ona şey aldık. Bizim Bayındırcı'da fayans aldığımız yer bize idareten şey verdi. Silikon tabancaları var ya. Ha, onun büyüğü. Onunla böyle sıkarak evet diye. Aslında yapılır hemen de. Ya güzel olmazsa? Evet, ya güzel olmazsa. Rengini falan da tutturmak lazım. Tabii. Neyse bakalım ya. Ya da bak böyle kalsın. Ne güzel, evet böyle. Ama bu boşluklar ne olacak? Bunlar. Ya onlara belki böyle küçük küçük taşlar Ha, koyarız diyor. Koyabiliriz. Hani. Evet. Anladım. Tamam yani. Takipçilerimizden anket mi yapsak? Evet, anket yapalım. Araya size soruyoruz. Araya derz atıp mı bu koruyucu şeyi yapalım? Yoksa direkt bunu vuralım mı? Hiç derz atmadan. Siz söyleyin. En azından bunları yapalım. Buralara daha bir şey yapılmayacak çünkü. Evet. Güzel gözüküyor mu? Evet, güzel oldu bayağı. Hem bir fikir verir bize. Bakın, koruyucu vurduğum duvar bu şekilde, karşısındaki duvara hiç uygulamadım bu şekilde, ama tabi bunu usta daha sonradan yaptı. Aralarında bakın bunun derzi var. Şimdi biz buraya bakın örnek olsun diye vurdum, tamam, taşın güzel ortaya çıkardı ama şu eski derzler aralarda çok çirkin gözüküyor. Acaba küçük de olsa bir sıvı atmak gerekir mi? Yoksa hiç şey yapmadan komple şu büyük taşları komple böyle verniklesem mi? Yıkadıktan sonra tabi duvarı, tozunu filan her şeyini aldıktan sonra komple vernik yapsam daha mı güzel olur acaba? Ne yaptınız? Çiçeklerimizi ekiyoruz. Beni de dövelim. Oh, en güzel iş seninki vallahi. Çiçekli böcekli. Aynen. Anne beni de dövelim. Ata da bana yardım ediyor. Ata? Hayır, hayır. Bu ne ata? Şey bulmuş. Anne bir şey buldum. Bu ne oğlum? Bana da göstermiyor, saklamıyor. Bunu mu buldum? Evet, yerden ama. Bu neydi? O ne? Bilmiyorum ki. Ver. Oğlum belki kötü bir şeydir. O da bir değil. Kötü oğlum bu. Evet. Kötü bir şey bak o. Evet. Sen onu çöpe at en güzel. Bak şu yan duvarı vernikledim, çok güzel oldu. Valla. Valla bak. Ama içerideki duvarlar da öyle olur mu emin değilim. Hı? Ya şimdi orasını sonradan kazdınız ya, ondan dolayı da bayağı bir yıprandı orası. Hani ondan da kaynaklanıyor. O şimdi orası sonradan tabii derz yapıldı, temiz duruyor. Bak şuraya bak. Evet. Tabii canım, çok güzel oldu ya. Bir şimdi ona bak. Bir buna bak. Evet, çok güzel oldu, fark etti bayağı. Bu bayağı kötü görünüyor. Bu bayağı güzel görünüyor. Hı? İkisi arasında bir seçenek yapacağız dersen bunu seçiyorum. Seni seçtim Pikachu. Ama bak şimdi. Bak ne güzel olmuş. Ama bak, işte bunda şöyle bir şey var. Buranın araları dökülmüyor. Hı? Buranın araları dökülmüyor. Dökülmüyor ama buranın buna da sürünce acaba belki dökülmez sürünce. Yok, dökülüyor bak. Ya öyle yaparsan dökülür. Normalde tutar ama. Ama bu dökülmüyor. Gerçi bu da dökülüyor. O yeni sıvı ama yani. Senin yapasın yok anladığım kadarıyla. Yani sıva mı? Bir şey, aynen. Yok sıva, sıva yapasım var, yaparım. Ben yaparım, usta da ben yaparım diyor da. Ya sıva yapsan daha güzel olur yani. Ama işte hani sıvaya içimize, bizim hayalimizdeki gibi gözükmezse. Niye gözükmesin ki? Ya hayalimizdeki gibi olmazsa. Gene bu taşların... Ama dışarı çıkmayacak, biz böyle parmakla... İşte bu taşların yani dış yüzeylerinin dışarıda kalması lazım. Bizim hayalimiz öyle bak. Bunun böyle, anladın mı? Bak sıva içeride, evet, taş biraz dışarıda. Ama şimdi geçenki o şey olayı beni çok korkuttu açıkçası. Hangisi? Ha, gene öyle olursa diye. Ya ona benzer bir şey olursa diye korkuyorum açıkçası. Ama o zaman onu nasıl yaptı biliyor musun? Yani? Biliyorum, biliyorum. İşte böyle yani, böyle sıvadı. Duvar sıvadı gibi. Bunun arasına böyle ince ince geçsek bence o kadar kötü olmaz herhalde. Yok, kötü olmaz. Ama böyle de güzel ya. Ne? Böyle doğal. Doğal duruyor işte. Bence bak komple sürdüğümüzü düşün. Renk, taşlar aramak, renginin hep böyle olduğunu hayal et. Peki bir şey söyleyeceğim. Evet işte böyle daha güzel olur. Çok güzel görünür de. Bu ilk hani oda, köpekler burada yaşarken daha. Evet. Ki hali nasıldı buranın? Gene böyle delik deşik miydi? Çok iyi hatırlamıyorum. Ya köpekler bunu yaşarken buralar sıvalıydı tabii. Bak biz bu eski derzleri kırdık. Eskileri kırdık. Yani o haliyle kalsaydı, hiç eğlenmeseydi. O çirkindi işte, eski ederler vardı tabii. Ha. Bak biz onları kırdık. Bence böyle kalsın ya, hiç o zaman yapmayalım. Bence bir kısmını deneyelim. Evet. Baktık. Bakalım şuradan bir kısım deneriz, tamam mı? Ha. Nasıl gidiyor? Evet. Ona göre devam ederiz ya da etmeyiz. Ha? Yalnız şuralarda işte delik deşik şeyler var yani. E tabii onların kapanması lazım ya. Evet. Neyse onları kapatırız. Kapatır yaparız. Ata güzel olmuş mu? Ata kokluyor. Sen ne arıyorsun burada? He? Ne arıyorsun burada? Çok iş var gerçekten, çok. Banyomuzun fayansları bitecek inşallah, bakalım. Usta duvarları bayağı bitirmiş. Yan tarafları yapıyor. Ata nereye? Annem de gittiler. Şu üst taraf bugün ilerlemedi. Oraya kapı bırakılacak. Şuraya kolon yapılacak. Bir kolon buraya yapılması lazım. Daha bunların sıvası, başlıkları, şapkası var. İşler yavaşladı. İşler yavaşladı. Ustalar azaldı. Bir usta gidiyor, yeni usta geliyor. Bir usta gidiyor, bir yeni usta geliyor. İyiye iyi, kötüye de kötü demeliyiz. Yani sonuçta bizi buradan izleyip bizden fikir alan İnsanlar sizlerseniz, her şeyi böyle güllük gülistanlık gösterip de yani her şeyi iyi gösteremeyiz. Ya kötü ve rahatsız olduğumuz şeyleri de paylaşmalıyız. Sonuçta siz de bizlerden fikir alıyorsunuz, bilgi alıyorsunuz. Bizim görüştüğümüz ustalardan, bizim malzeme aldığımız yerlerden, bizim çalıştığımız şirketlerden sizler de alışveriş yapıyorsunuz, iş yapıyorsunuz. O anlamda biz size karşı sorumluluk hissediyoruz. O yüzden rahatsız olduğumuz doğru şeyleri de, rahatsızlıklarımızı da gösteriyoruz. Ki rahatsız olduğumuz şeyleri zaten biliyorsunuz. Birkaç videodur iyi gitmeyen şeyler var. Gönül ister ki her şey düzgün olsun. Ama maalesef her şey öyle hayalinizdeki gibi olmuyor hiçbir zaman. En azından artık bir an önce bir sonuca varmak istiyoruz. Çok uzadı çünkü iş. Tabii insanın zaman geçtikçe de tahammülü kalmıyor. Hele ki ustalar bir yerde iş yaparken başka bir yere başlayıp da böyle 3-5 yerde iş yapmaya başlayınca insan daha da dengesini kaybetmeye başlıyor. Bakalım inşallah kazasız belasız mutlu bir şekilde şu inşaatımız biter. En azından şu köpeklerimizin yeri oldu. Köpeklerimiz mutlu. Onların yeri iyi. Tabii onları şimdi salmakta zorlanıyorum. Yukarısı açık. Çok fazla dışarıda koşturamıyorlar. Enerji harcayamıyorlar. Ama gene de bir şeyler oluyor yani. Bir şeyler yoluna giriyor. Bir senedir çok şey değişti. Bir senedir çok şey değiştirdik. Daha da güzel olacak. Bu duvarı tabii birçok kişi beğenmemiş ama bakın biz buralara hep çiçekler, saksılar renklendireceğiz. Bu duvar sıvanacak. Onu artık açık renk bir boya ya da kireç yapmayı düşünüyoruz. Böyle. Bu duvarı yaptırmak zorundayız. Yani burası açık bir arazi değil. Yani köy içi. Köy içi de ister istemez curcuna olan bir yer. Çocuklarla, eşinizle daha rahat vakit geçirebilmek için, hayvanlarınızı daha rahat serbest bırakabilmek için ister istemez bunu yapıyorsunuz. Emin olun birçoğunuz burada yaşasa birçoğunuz da bunu yaptırırdı. Orası üst yol çünkü, yani oradan gelip geçen sürekli buraya ister istemez bakıyor. O yüzden köy içinde yaşıyorsanız, zaten eski köy evleri hep avluludur. Yani içeriği kesinlikle göremezsiniz. Sur gibi duvarları vardır. Gönlümüzden bizim de tabii bir 5-10 dönüm arazimiz olsun diye geçiyor. Öyle olsa zaten betona hiç hayatımızda yer olmaz yani. En az ufak böyle bir şey yaptırmam. Durağa fren ördürmem yani, öyle bir arazim olsa. Büyük de konuşmayayım da. Ama burada böyle küçük bir bahçemiz olduğu için daha korunaklı. Hayvanların daha rahat salıp güvenlik alabilmeleri açısından bu duvarı yaptırdık. Evet, senin adını artık değiştiriyorum Gizem'den. Ne oluyor? Adın artık Menekşe. Menekşe. Ne yok? Ne yok? Menekşe. Ata, annenin adı artık Menekşe. Hayır, bana da hiç yakışmadı be Menekşe ismi. Vallahi o ne ya? Ne yok? Ama fena da değil yani, niye? Bana yakışmadı, bana güzel bir isim. Sana yakışmadı değil mi? Bana gitmedi be Menekşe. Sana, ben Menekşe gibi değilim yani. Sana daha çok Asya. Aynen, biraz deli. İşte. Türk isimler lazım bana. Zeynep. Ha, Zeyno. Aynen, Ayşo. Zeyno. Bana öyle isimler gider. Fatma. Fatma mı? Fatoş. Yok, o da yumuşak olmadı. Bana biraz sert isimler. Ata, sen büyüyünce ne olacaksın? Fatma. Fatma mı? Fatma. Fatma mı olacaksın lan? Babaannemi yad etmiş olalım. Benim babaannemin adı da Fatma Nurten. Babaannelerimize selam gönderelim burada. Babaanneciğim, selam gönderiyorum, nurlar içinde olsun. Bir daha. Senin babaannen Allah ömür versin de. Hadi bir daha. Amin. Bir daha. Ama evet, başka bir şey söyle, tamam mı? Tamam. Ata, büyüyünce ne olacak? Basma. Fatma. Evet, bu videomuz kısa oldu ama sizi gene bilgisiz bırakmayalım dedik. En azından gelişmelerden haberdar olun dedik. Evet. Bugün öyle çok bir çalışma olmadı evimizde. Banyomuzun fayansları yapılıyor. Biz işte taş duvarla hala uğraşıyoruz. Duvarlarını vernikleyelim mi, sıvam mı olsun filan. Aslında bundan 20 gün önce, belki 10 gün önce bitmesi gereken mevzulardı. Ama hala neyse. Geç olsun. Neyse canım, boş ver. Geç ya. Olsun, güç evet, olmasın. Onlara da video çıkıyor işte, daha ne diyorsun? Ya, size de video çıkıyor, evet. İyi yönünden düşünmek lazım. Ama yorulduk. Bizim de biraz gezmeye, dinlenmeye tabii ihtiyacımız var. Ama zaten kış vakti bitsin artık. Ben ne dedim? Nisan'dan sonra kesinlikle ve kesinlikle taş üstünde istemiyorum yani. Artık gezmek de zor. 20 liraya dayandım azıcık. Ya gezmek tabii canım. Hani gezmek derken mesela bisiklete binelim, ha, evet, gezelim. Evet, şuralarda biraz köyleri gezelim. Evet. Hiçbir şey yaptığımız yok. Köy turunu sevdiler. Senin geçen gün gezdiğin çok hoşlarına gitmiş. Ay, çok sevindim. Onlara böyle köy köy turu yapalım. Yürüyüş yapalım, bisiklete binelim. Ya birazcık artık aktivite. O zaman şey isteyelim. Yapalım. Ne istiyorsunuz söyleyin. Mesela hangi videolar hoşunuza gidiyor? Tamam, inşaat videolarına bayılıyorsunuz ama Nisan'dan sonra inşaat videosu olmayacak. Yok, ömür billah inşaat olmayacak. Hayır, tabii yani. Arada gene kendin yap tarzında bir şeylerimiz olacak ama yani mesela neler seviyorsunuz? Çiçekleri, ekim dikmeyi, köy turu, doğa gezisi, kamp. Yemek videosu. Ha, kamp. Yapacağız mı? Yapacağız. Kamp? Evet. Yapacağız. Güzel videolar gelecek inşallah. Birazcık artık kendimize ve ailemize vakit ayırmamız gerekiyor. Yani evet. Yaklaşık bir sene oldu artık gelir olacak. Sürekli hani bir şeyleri yapma, düzenleme ya evimizi düzenlemeye peşindeyiz. Çalışıyoruz haliyle. Çok zor kavuştuk. Tabii. O yüzden hani birazcık artık bu sene o hani şeyin ödülü olarak birazcık daha böyle işte aktiviteler yapalım istiyorum ben. Ondan dolayı da çünkü Kaan çok fazla yoruldu. Belki o farkında değil ama hiçbir yere yani bir gittiği yer market. Hadi ben çocukları alıp biraz parka gidiyorum, İzmir'e falan arada bir gidiyorum ama o hiçbir şey yapmıyor. Haliyle çok büyük içinde şey oluyor yani sıkıntı oluyor. Ya ona da kıyamıyorum. Yani kolay bir şey değil tabii ki de, sizlere video paylaşmanın da derdinde. Onun da kendine göre ama o yüzden ben en azından küçük bir kural koyarsam, o kurala uyarsan senin sağlığın açısından, ruh ve beden sağlığının açısından Nisan'dan sonra doğum gününe kadar aşkım. Doğum günü 16 Nisan, 16 Nisan'dan sonra artık kesinlikle yok. Bir çivi bile çakılmayacak yani. Evet. Artık yeter yani. Bu kadar artık canın çıktı ya. Yaşlandın kocam. Yaşlı oldu ya. İstemiyorum ben yaşlı koca. İstemem yani. Tamam öyle olsun. Tokul çalın. Hadi bakalım. Sana da yazık. Evet, bizden şimdilik bu kadar. Destekleriniz için, ilginiz için çok teşekkür ederiz. Olumlu olumsuz yorumlarınız, sonuçta bize ilgi gösterdiğiniz için artık hani o eleştiriler, yorumlarınızda alıştık. Hepsine saygımız var. Birbirimizi kırmadıktan sonra tabii. Var mı senin de diyeceğim bir şeyler? Çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Güzel mesajlarınız için. Çok sağ olun. Destekleriniz için. Aynı zamanda da verdiğiniz fikirler çok kıymetli bizler için. Hepsini değerlendiriyoruz. Yorumlarımızı okumuyoruz zannetmesinler. Tabii tabii yani okuyoruz muhakkak tabii ki. Hepsi çok kıymetli. İlla ki geri dönüşü oluyor özel mesajdan. Hani YouTube'dan da göz gezdiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymet için, değer için. Böyle güzel köy videosu olarak bu kanalı sizler sayesinde ilerletiyoruz. Onun da mutluluğu tabii ki var içimizde. Çok sağ olun, her şey için teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Evet. Bir sonraki videoda inşallah her şey daha güzel olacak. İnşallah. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.